Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ kadaytumussalâte fezkurullâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ junûbikum. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. O Allah ki tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. Hamd olsun o Allah'a ki yerleri gökleri o yaratmıştır. Ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Salat ve selam onun peygamberi Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in pak ehli beytine olsun. Onlar bizler için hidayet önderleri, kurtuluş gemisidirler. Her kim Peygamber Efendimizin dininde, yani İslam dininde olursa, Kur'an ve ehli beyte sarılırsa, muhakkak Allah onu kurtuluşa erdirecektir. Ve her kim onlardan, Kur'an'dan ve Peygamber Efendimizin ehli beytinden, özellikle günümüzün imamı, İmam-ı Zaman aleyhisselamdan her kim uzak kaçarsa, muhakkak şeytanların tuzağına düşecektir. Konumuz fıkıh hükümleridir. Namazda, yolcunun namazında kalmıştık. Eğer bir insan yolculuğa çıkarsa neler yapmalı, namazı nasıl kılmalıdır? Yolculuğa çıkan şahıs 8 şart olursa, bu şartlar doğrultusunda 4 rekatlık namazlarını 2 rekat olarak kılması gerekir. Yalnız sabah namazı 2 rekattır biliyorsunuz. Ve akşam namazı 3 rekattır. Bu yolculukta olan şahıs için de aynıdır. Vatanında olan şahıs için de aynıdır. Değişmez. 2 rekat sabah namazı her zaman 2 rekattır. 3 rekatlık akşam namazı her zaman 3 rekattır. Geriye kalıyor öğlen, ikindi ve yatsı namazı ki bunlar 4 rekatlık namazlardır. İnsan eğer yolculuğa çıkarsa, söyleyeceğimiz şartlarla birlikte bunları 2 rekat olarak kılması gerekir. Öğlen namazı 2, ikindi namazı 2 rekat ve yatsı namazı da 2 rekat. Bu şartlardan isimlerini söylemiştik hatırlarsanız geçen programda. Şimdi teker teker hepsini iyice açıklayacağız. Bu şartlardan birincisi, eğer gidiş ve dönüş 8 fersah ise, dedik ki 8 fersah yaklaşık 45 kilometredir. Şahsın gidiş ve dönüşü 8 fersah ise, yalnız gittiği yol eğer 4 fersahtan az ise, yani gidiş yolu kestirme, 3 fersah gidiyor, oraya varıyor, dönüşü ama uzak 5 fersah. Bu şahıs namazını tam kılması gerekir. Çünkü en az 4 fersah dedik, yol kat etmesi gerekir. Ama şahıs bu 4 fersah, yolun uzunluğu 8 fersah, gidiş 4, dönüş 4.
yaklaşık 22,5 kilometre gidiş, 22,5 kilometre geri dönüş. Bu şahsın namazını qəsri olarak kılması gerekir. Bu namaza qəsri də derler, yani iki rekat kılarsın, səfəri də derler, misafir namazı gibisinden. Aynı manaya gelir, fark etmez. İstersen qəsridir, istersen səfəridir. İnsan eğer yolculuğa çıktığı zaman bu yolun 8 fersah olup olmadığında şüphe ederse, elbette gidiş dönüş 45 kilometre, sadece gidiş değil. Gidiş dönüş 45 kilometre mi değil mi diye şüphe ederse, burada şahıs iki şey var, iki durum vardır. Eğer araştırmak mümkünse araştırmalıdır. Yok eğer araştırmak mümkün değilse bu şahsın namazlarını tam olarak kılması gerekir. Yani 4 rekatlık namazları 4 rekat olarak kılması gerekir eğer şüphedeyse. Bu mesafe nereden hesaplanır? Şahsın kendi evinden hesaplanmaz. Yaşadığı şehir veya köyün son evinden veya kasabanın, ilçenin artık neyse son evinden hesaplamaya başlanır. Biliyorsunuz, eskiden Peygamber Efendimiz zamanında şehirlerin etrafı duvarlarla çevriliydi. Mesela o zamanlar şehrin duvarından hesap ederek oradan sonra 8 fersah hesap edilirdi. Günümüzde ise bulunduğun yerin son evinden hesap edilir. Ancak bir parantez içerisinde bir cümle söyleyelim. O da şu, günümüzde bazı şehirler çok büyük. Bu şehirlerde nasıl hesaplanır? Burada herkes kendi müçtehidine müracaat eder. Artık kendi evinden mi başlar yoksa mahallenin son evinden mi başlar? O konuda herkes kendi müçtehidinin fetvasına bakıp ona göre amel edebilir. Şahsın yolculuk yaptığı yere eğer iki farklı yol varsa, bu yoldan giderse 8 fersahtır, belki daha fazla. Öteki yoldan giderse azdır. Hem gidip hem geri gelecek aynı yoldan. Eğer uzun yoldan gidip gelirse, 8 fersahtan fazla olursa, şahsın orada namazını qəsri olarak kılması gerekir. Yok eğer yakın yoldan kestirmeden giderse ve geri dönerse 8 fersahtan daha azdır. Bu niyetle yola çıkarsa o zaman namazlarını tam olarak kılması gerekir. İkinci şart şudur. İnsan eğer yolculuğa çıkmadan önce 8 fersah gitme niyetinde değilse, adamın niyetinde işte 10 kilometre bir yol var, oraya gidip geri gelecek. 10 kilometre gitti, oraya vardı. Oraya varınca orada dedi ki ya işte yoluma devam edeyim, gideyim başka falan yere. O zaman bu şahıs artık 8 fersaha varsa dahi o şahsın namazı yine de tam olarak kılınmalıdır. İlk niyet ettiği yere kadarki kısmı oradan hesaptan sayılmaz. Yolculukta özellikle namazları, seferi kılma konusunda niyet çok önemlidir. Yola çıkarken niyetin 8 fersahtan az gitmekse senin namazın seferi değildir. Senin namazın qəsri değildir. Tam olarak kılman gerekir. Sen gittin bir yere vardın. O niyetindeki o yakın yere vardın. Şimdi sen oradan tekrar ilerlemek istiyorsun. Oradan yeniden başlar ve 8 fersah konusu gidiş dönüş orada yine sıfırdan başlar. Hüküm bu şekildedir. Yolculuğa çıkmak kendi elinde olmayan şahıslar. Örneğin
Çocuk derken 15-16 yaşında genç delikanlı. Babası ve annesi gittiği için o da mecburen onların emriyle o da gidiyor. Veyahut da asker komutanın emriyle nereye yürü derse o tarafa doğru gidiyor. Kendi niyetiyle, kendi isteğiyle böyle bir gidiş söz konusu değil. Başkasının emriyle mecburiyetten gidiyor. Bu insanlar da yine 8 fersahtan sonra namazlarını kasri olarak kılmaları gerekir. Üçüncü şart, hedd-i terahhus denen bir konu vardır. Hedd-i terahhus konusu nedir? Önce ben bunu açıklayayım. Ben diyelim kendi şehrimdeyim, Iğdır'dayım, Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara'ya gitme niyetini ettikten sonra kendi şehrimden çıktığım andan itibaren acaba namazım nerede seferi olur ve iki rekat kılınır? Hedd-i terahhus işte tam o had, o hizadır. Yani o sınırı geçince artık namazlarımı, dört rekatlık namazlarımı iki rekat kılmam gerekir. O sınır nedir? O sınır şudur, hedd-i terahhus denir o sınıra. O sınır içinde bulunduğun şehrin eğer evlerinin duvarları gözükmüyorsa veya şehir eğer duvarla çevriliyse ki bu eski zamandaydı, şehrin duvarı gözükmüyorsa, günümüzde ise o içinde bulunduğumuz şehrin evleri gözükmüyorsa ve ezan sesi oradan duyulmuyorsa orası hedd-i terahhustur ve orada şahıs artık namaz kılacağı varsa öğlen namazı, ikindi namazı iki rekat olarak kasri kılmalıdır. Yalnız bu hedd-i terahhus konusunda birkaç mesele vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Bazı yaşadığınız şehir, bazı şehirler dağın tepesindedir. Ve sen kilometrelerce gitsen de orayı görürsün. Veyahut da tam tersi, bazı evler, bazı şehirler çok basıktadır. Şehirden az bir şey ileri gidince, şehir demeyelim de köy diyelim. Hani belki şehir gözükür ama köy diyelim, kasaba diyelim, basık bir yerdedir. Dağların arasındadır. Birazcık aşarsın, öbür tarafa artık şehrin duvarları gözükmez. Ezanın sesi gelmez. Bu iki durumda da şehir eğer yüksek bir yerdeyse veyahut da çok alçak bir yerdeyse burada hedd-i terahhus normal bir durumda ne kadar uzaklaşılırdı tahmini olarak ki bu şehrin evleri gözükmez, ezan sesi de duyulmazdı. Tahmini olarak ölçülür ve oradan itibaren namaz seferi olarak kılınır. Ve yine aynı şekilde eğer şehrin binaları çok yüksekse, bazı şehirlerde, şehirde adam gökdelen dikmiş. Ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, onu görürsün. Bu durumda da yine hüküm az önce söylediğimizle aynıdır. Normal evler ne kadar uzaklaşsan gözükmez idiyse, bu da aynı o şekildedir. Gözükse dahi hedd-i terahhus normal bir şekildedir. Elbette ezan sesinden kasıt burada zahiren yani çıplak sesle eskiden camilerin üzerine çıkıp ezan söylerlerdi. Şu günümüzde tabii ezan sesleri işte minarelerden bazı mikrofonlar, bazı şeyler, bazı araçlarla sesler bakıyorsun kilometrelerce uzağa gidiyor. Bunlar elbette zahiren bu şekilde değildir. Normal çıplak sesle. Hedd-i terahhusun anlamı da bu anlamdadır. Şahsın, misafirliğe çıkan şahsın illa da o gideceği yere varınca namazını iki rekat değil, kılmasına gerek yoktur. Şehrinden niyetini edip çıktığı anda şehrin artık duvarları gözükmüyorsa ve ezan sesi duyulmuyorsa tam oradan itibaren artık namazı seferi olarak kılması gerekir. Bugünkü konumuzu burada sonlandırıyoruz. İnşallah bir dahaki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme rzukna tevfik at-ta'ah.
ve bu'del ma'siyye ve sidqen niyye ve irfanel hurme ve ekrimna bil huda vel istikame ve seddid elsinetena bis sevabi vel hikme bi rahmetike ya erhamer rahimin.